Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum değerli hemşehrilerim. Cennete açılan kapı Kemaliye'deyiz. Hep beraber gelelim mi? Ne dersiniz? Şu muhteşem manzaraya bakalım önce. Gezmeye devam. Cumhuriyet Meydanı, Kadıgölü Deresi, Lökhane. Tam güzelliğini görüyor musun? İçeriye de bir gireyim de. Caminin içinde görün istedim değerli hemşehrilerim. Bakın çok güzel bir cami. Görüyor musunuz? Bakın şimdi. O demin çektiğim kapı bu tarafı keçe. Şimdi bu kapıyı bıraktığımız anda kendiliğinden kapanıyor. Düzeneğin kurulmasının sebebi kapının kapalı, açık kalmaması. Bak, kendiliğinden kapanıyor. Görüyor musunuz? Bakın yukarıda bir dönüm var. Çok fazla yağış aldığı zaman onun üstten kuruluyor sular. Sen çok insanmışsın ya. Odalara gidelim isterseniz.
köpekleri gibi ağırlıyorlar misafirleri. Tavanlarda çeker misin? Bak tavanlar ağaç. Şuradaki sandığı da bir çekebilir misin? Değerli hemşerilerim, bakın ne keşfettim. Bakın bu. Çok lezzetliler, görüyor musunuz? Nefis. Böyle dutları kaynatıp hazırlıyorlar bunları. Bakın görüyor musunuz? Böyle de kazanlar falan. İştahınız kabardı değil mi? Cevizli cevizli. Değerli hemşerilerim. Ustasının yanındayız şimdi. Fark fark. Biz bize bir anlatsın önce. Nasıl yapıyorsunuz bu orucukları? Önce cevizleri kırarsın. Evet. Kırılmış cevizleri ipe teker teker. Tarbet tanesi gibi dikeriz. Hepsinin yönünde bir olacak ya. Yani. Bir ters gibi bir dolmayacak. Öyle mi? Tamam. İnceliği varmış görüyor musunuz? Ondan sonra. Malez dediğimiz karışımını yaparız. Tut, üzüm. Daha sonra da işte unlarla, nişastanlarla formlaştırarak yapıyoruz. Çok az bir miktarda şeker. Şeker oranı çok düşük. Zaten milletler şeker hastası olduğundan dolayı az şeker kullanıyoruz. Bu cevizleri 3-4 sefer batırıyoruz. İşte dün yaptık. İnşallah bugün, yarın, gün olmasa bile yarın kurur. O zaman 3 günde oluyor, muhteşem hale geliyor. Tabii tabii. İşte gelen misafirlerimiz, müşterilerimiz de bunu yapıp satıyoruz. Evet, bizler de size teşekkür ediyoruz. Size değerli hemşehrilerim o. Güzel hazırlanmış. Neleri yiyoruz? Oricikleri. Oricikleri, evet. Gelmeye devam ediyoruz. Sizler gelip bakar mısınız? Mut gibi. Ve yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakalım yukarıda ne var? Gezmeye devam ediyoruz. Muhteşem bir güzellik daha. Şu manzaraya bir bakın. Bakın, eğinimizin simgesi yağmur böcekleri. Işıtıp bakıyoruz şu anda çukurdalar. Orada şu anda ben 3 tane görüyorum. Çok güzeller ama. Bak 2 tane de burada var. 7 tane büyük var. Bir de bunlar yavrulamış. Şu anda 30-40 tane de yavruları var da. Genelde taşın altındalar. Solucanla besleniyorlar. Solucan topluyoruz, atıyoruz işte. İki gün daha misafirim, ondan sonra doğaya. Gezmeye devam ediyoruz, şimdi bu sokağa bakalım. Thank you.
Verdim ya tabii. Bir de tabletini. Altında ne yazıyor? Profesör Doktor Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi'ni gördünüz mü? Ben gördüm, size de şiddetle tavsiye ediyorum. Buranın doğasında ne kadar böcek yetişiyor inanamazsınız. Orada gidin görün bence. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.